sağlar. Kastamonluyum. Bu sepet işine ortaokul okurken başladım. 1974 yılında, 78 yılında kendim yapmaya başladım. O zamandan beri acizane çalışıyoruz, yapıyoruz. Bu iş Kastamonu'ya 1960 yılında Almanya'dan bir usta tarafından orman köylerini kalkındırma kooperatifi adı altında gelmiş. O zamandan beri kooperatif olarak da çalışıyorlar. Özel sektör olarak da çalışılıyor. Devamlı bu iş Kastamonu'da yapıla gelmek. Bu çubuk önce yeşil olarak üreticiden alınıp Mart aylarında kesildiği zaman alınıp yaz aylarında kurutulup kazanlarda 12 saat kaynatılıp üzerinin kabuğu soyulmakta. Kabuğu soyulduktan sonra tekrar güneşte iki tarafı da kurutulup kızartılıp bu şekilde depolanmakta. Depodan alıp devamlı harcanmakta. Yani yılın 12 ayı devamlı harcanmakta. Önce soyma işlemi yapılıyor. Sonra böyle üçe yarma işlemi yapılıyor. Üç parçaya yarıldıktan sonra tekrar makinede içinin özü alınıp örülecek hale getiriliyor. Ortaokulda okurken 1974 yılında ortaokulda sınıfta kaldım. Sınıfta kalınca annem oğlum şurada çalışır mısın dedi. Ben de çalışırım dedim. O şekilde başladım. Bir daha merak sardı. Yaz tatillerinde okulda okurken çalıştım. Okulum bitince de bunu meslek haline getirip kendim yapmaya başladım. 74 yılından beri devam ediyoruz. Bu şekilde yapılıp gidiyor işte. Yani çok şeyli bir iş yani. Zorlu, meşakkatli de bir kadar da zevkli bir iş yani. Çeşit çeşit İşleri var, farklı işleri var. Çubuk üç boyutlu olarak, yani kalın çubuk, orta çubuk, ince çubuk diye üçe ayrılır. Kalın çubuk ağız kısımlarında, alt kısımlarında kullanılır. Orta çubuk, orta kısmını örmekte kullanılır. Kenar çubuğu da, yani ince çubuk da ağız kısmını sarmada kullanılır. Mesela şu çektiğimiz şimdi, bu kalın çubuk, ağız kısmında kullanılacak. Şu demin çektiklerimiz orta çubuklar, orta kısmında kullanılacak. İnce çubuklar da ağız sarma kısmında kullanılacak. Evet, bu da orta çubuk oldu. Kalın çubuk oldu. Çubuk oldu. Bir de ince çubuk çekelim. Bunu da ağız sarmada kullanalım. Bakın bu da böyle ince çubuk oldu.
Şimdi önceden çubuğumuzu, altlığımızı hazırladık. Şimdi de direklerimizi hazırlayalım. Yapılan direklerimizin kenarlarını böyle bu şekilde kumparalayıp çakımı hazır hale getiriyorum. Direklerimizi de hazırladıktan sonra yapım aşamasına geçelim. Önceden hazırladığımız altlığımızı kalıba çıkıp bu şekilde hazırladığımız direklerden alıp bu şekilde böyle yapma işlemine geçiyoruz. Önce kenar çubuğu çakılacak. Başladığımız yere. Şimdi örme işlemimiz bitti. Kalıbımızı söktük. Bu şekilde şimdi ağız kısmını örme işlemine başlıyoruz. Şimdi ağız kısmına geçiyoruz. Böyle çubuğumuzu ölçelim bir defa. Bir tane daha. İnce çubuğumuz, demin çektiğimiz bu şekilde. Şimdi ağız kısmını yapmaya başladık. Bu şekilde sepetimiz bitmiş oldu. Bir de vernikledik mi kullanıma hazır hale geldi.
tepelimiz verniklendikten sonra bu hale geliyor. Bu şekilde kullanıma hazır hale oluyor. Hazır hale geliyor. Bu şekilde böyle seri olarak, seri şekilde yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunların çeşitleri en küçüğünden böyle bu şekilde en küçük çerezliğinden en büyük ekmek tabağına kadar çeşitleri var. Farklı farklı ovali var, yuvarlağı var. Hani üçgenleri var, dikdörtgeni, karesi var. Çok farklı çeşitleri var. Farklı farklı isteğe göre, kullanım alanlarına göre yapılıp Türkiye'nin büyük şehirlerine her tarafı gönderiliyor. O şekilde oralarda pazarlanıp insanların kullanım amaçlı, insanların kullanımına sunulmuş oluyor.